İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Adana sokaklarını sel bastı. Şirak bölgesi Aşos köyünün 10 kilometre güneydoğusunda 3-4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bako Sahakyan, Haygavan'daki spor kompleksinin inşaat alanını gezdi. İsrail, Şam'ın varoşlarını bombaladı. Lice'de sokağa çıkma yasağı. UNESCO, Göbekli Tepe'yi Dünya Mirası listesine aldı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı dostluk maçı karşılaşmalarına hazırlanıyor. Batı Ermenistan'ın Kilikya bölgesinde birkaç gün süren şiddetli yağmurlar sele yol açtı. Özellikle Adana'da sokaklar suyla doldu. Sel sürücüler için büyük zorluklar yaşattı. Sel suları insanların evlerine, dükkanlarına, bodrum katlarına dolarken Adana'daki merkez otobüs terminali sular içinde kaldı. Vatandaşlara dikkat olmaları çağrılarında bulunuluyor. Sismik Koruma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bugün 26 Aralık yerel saat ayarıyla 12.09'da, Greenwich saat ayarıyla 25 Aralık saat 20.09'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin Şirak bölgesinin Aşos köyünün 10 kilometre güneydoğusunda, merkezin 10 kilometre derinliğinde 2.7 şiddetinde deprem kaydedildi. Sismik korunmadan bildirildiğine göre Bavra ve Aşos'ta hissedilen deprem merkez üstünde 3-4 şiddetindeydi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 25 Aralık'ta başkent Stepanakert'in Haygavan semtindeki kültür spor kompleksinin inşaat çalışmalarını denetledi. Sahakyan burada gerçekleştirilmekte olan inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Annaşra haber portalından alınan bilgiye göre Suriye hava savunma sistemleri 25 Aralık gecesi Şam'ın güney ve doğu varoşları doğrultusuna yapılan roket atar saldırısı sırasında 8 İsrail roketini düşürdü. Portalın verilerine göre İsrail Suriye başkentine yaptığı saldırı sırasında ayrıca insansız hava araçları da kullandı. Suriye adlı devlet televizyonunun belirttiğine göre Suriye üzerine bu agresif saldırı Lübnan hava sahasından yapıldı. Suriye birbirini takip eden birçok düşman saldırısını yenmeyi başardı. Sana adlı resmi ajansa göre Şam'ın batı kısmının bombalanması sırasında en az 3 Suriyeli asker yaralandı. TAS ajansına göre ise İsrail bölgesine birkaç roket düştü. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 2 köy ve 5 mezrada operasyon düzenleneceği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre bugün sabah saat 6'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı Lice'nin şu bölgelerini kapsıyor: Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Klaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezraları. İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi sokağa çıkma yasaklarının süresiz uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015'ten 1 Ekim 2018 tarihine kadar geçen sürede toplam 11 il ve en az 50 ilçede en az 332 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bugün ilan edilen Diyarbakır'daki 197. sokağa çıkma yasağı oldu. Euronews'un haberine göre Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen 42. Dünya Mirası Komite toplantılarının pazar günü yapılan oturumunda 6 yıl önce geçici listeye alınan Göbekli Tepe'nin bu kez daimi listeye alınmasına karar verildi. Göbekli Tepe'nin dünyanın en eski ritüel yapısı olarak sayıldığını hatırlatalım. 1995 yılından bu yana Alman ve Türk arkeologlar tarafından araştırmalar yürütülmektedir. Alanın sadece %5'inin keşfedildiğine inanılmaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı yakında gerçekleştireceği karşılaşmaların antrenmanlarına başladı. 3 Ocak'ta Fransa'nın Marsilya'daki eğitim kampına katılacak tüm oyuncuların isimleri yakında belli olacak. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın bu eğitim kampı çerçevesinde 2 hazırlık maçı gerçekleştireceğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin Ansambul'undan Vana Zıknos adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.